Arkadaşlar merhaba. 2024 YKS sıralama standart sapma yığılma nasıl olur? Hangi yıla benzer? Şimdi bu konuyu açıklayacağım. Sınavdan önce nasıl yanınızdaysak sınavdan sonra da yine yanınızda olmaya devam edeceğiz. Şimdi değerli arkadaşlarım. Yığılma ve standart sapma çok önemli. Bakınız ben her sene diyorum ki bak net hedefi koyuyorsun ama soruları görünce koy. Çünkü soruları görmeden koyarsan olmaz bu iş. Bilmiyorsun ki soruları. Mesela sınav gecesi ateşin başında dedim ki size. Arkadaşlar dedim bakın olmadık sorularla karşılaşırsanız ne tedefinizi küçültün sonra yükseltin. Bakın bu sınavın sapması 2021 gibi mi olur? Şimdi 2021'den daha mı zor daha mı kolay? Bu çok tartışılıyor. Şimdi değerli arkadaşlarım bir kere 2021'in civarında altında veya üstünde e, bu olabilir yani. Bu, bu meselenin burasında değilim. Soruların zorluğu ya da kolaylığı da mesele değil. Mesele yapıp yapamadığımız. Mesele sınavda kolay soru olup olmadı. Şimdi e, yani... 2021'deki sınav farklıydı ama bu sınav konsept olarak farklıydı. Ne kadar usta şoför olursan ol bilmediğin yolda acemisin. Dolayısıyla konsepti farklı olduğu için siz de buna göre çalışmadınız veya çalışamadınız. Mesela örnek veriyorum MEB'in Türkiye Genel Denemeyi de çok alakası olmadı. Dolayısıyla bu anlamda şunu söylemek istiyorum. 30 nette gireceğiniz yere benim anladığım kadarıyla arkadaşlar 20 netle. 20 netle gireceğiniz yere 13-10 netle girersiniz gibi hesap yapıyorum. Çünkü ben hani burada kağıt kalem alıp hesap yapmıyorum. Yorumlara, sizlerden gelen dönütlere, öğretmen arkadaşlarımdan aldığım dönütlere, sosyal medyada tarafsız olarak, random olarak e, aldığım cevaplara bakıyorum. Şimdi bakınız mesela, şu anda bak beni bir abiniz olarak dinleyin. Şimdi biz KPSS'ye giriyoruz. Öğretmenlik sınavı var. Limit türev integral gibi konular orada da var. Üstünde üniversite derslerimiz de var. Yani ben buna her sene girerim. İşte bunda da iyi bir şey yapman için 50 net yapman lazım. 55 civarı yapman lazım. İlk 500'e girip atanman için. Neyse geçen sene arkadaşlar bu sınava e, ben de girdim. Yani düzenli olarak da giriyorum. Sınavda tamam mı baktım lise ağırlıklı sorular var. permütasyon kombinasyon, olası gibi geometri gibi konular var. Ben de hani sürekli bunlarla ilgili video çektiğim için bunlarda daha aktifim. E, diğer zor sorulara yönelmek yerine bunlara yöneldim. Diğer zor sorulardan da yapabildiğimi yaptım. Ve yani 6 ay, 7 ay çalışan arkadaşlarımdan daha iyi sıralama yaptım. Aynı şekilde bakın dikey geçiş sınavına gelin. Dikey geçiş sınavında da arkadaşlar normalde 48 netle girebilecek yere arkadaşlarımız 37 netle girdi. Bakın geçen sene de dikey geçiş sınavı oldu. Ya bakın 48 net yapıyor adam her sınavda. İstisnasız bütün çıkmış sorularda ales 50 soruda bak adam istisnasız 48 yapıyor. Gerçek sınavda yapabildiği 38. Yani bunlar olabilen şeyler arkadaşlar. Olan şeyler. Ve siz burada sıralamayla gireceğinizi unutuyorsunuz ve kendinizi çok harap ediyorsunuz. Yani açıkçası ben de çok üzülüyorum. Yani her zaman diyorum ki bak soruları görmeden bir net hedefi koymayın. Bu sefer stresiniz, siniriniz, heyecanınız daha da katlanıyor. Yani eminim ki işte normalde sen 30 net yapıyorsun. Bugün ben sana deseydim ki ya bu sınavda 23-22 net yaptığın zaman bu sana yetecek deseydim daha farklı olabilirdi ki sınav gecesi de hani bu konuda özellikle uyardım arkadaşlar bak dedim, soruları görmeden yapmayın. Baktığınız zor net hedefinizi küçültün. Çünkü nasıl bir ortama nasıl bir heyecana kapıldığınızı ben biliyorum. Nereden biliyorum şu an var ya çoğu arkadaşın içi içine sığmıyor. Çünkü neden? Aylarca emek vermiş. Aylarca emek vermiş mesela bugün işte polinomdan bir soru geldi gelmedi ama işte polinomda sadece o yok ki bölümünden kalan sorusu var e, derece var mesela mebinde çok üzerinde durduğu bir şey ama bundan bir soru yoktu. Bana sorarsanız arkadaşlar bu sınavda bir kere 40 soru olması baştan saçma çünkü neden her konudan soru gelemiyor bu sefer ve bu sefer sizin emeklerinizin bir kısmı boşa gidiyor yani ben sizin yerinizde olsam CİMER'e kesinlikle yani bu şikayetinizi iletirim yani. İletirim yani ya. Yani şu anda bu videoyu belki on binlerce kişi dinleyecek veya binlerce kişi dinleyecek. Bunu ben bilemem ama ya herkes yazarsa bir sorun olduğu ortaya çıkmalı yani arkadaşlar. Yani burada işte bilen yapardı. E kardeşim ben aylarca polinom çalıştım yapamadım. Veya işte mesela başka bir soru polinom mantığında çıkmış ama sadece polinomun o kazanımı yok ki polinomun bir sürü kazanımı var. E ben aylarca çalıştım. Tamam hani bilen yapıyor, çalışan yapıyor tamam da çalıştığımla ilgili soru gelmediyse ben nasıl yapacağım yani? Bu yönüyle yani gerçekten hani bunun e, ÖSYM iletilmesi lazım. Yani 40 soru gerçekten emeklerinizin karşılığını alabildiğiniz bir sınav değil. Aynı şey KPSS'de de var. Mesela analitik geometri, katı cisim e, sorusu bazen hiç çıkmıyor. Ya senin o konuları halletmen için en azından bir 50-60 saat çalışman lazım. Ve bu ne oluyor arkadaşlar? Emeğinizin karşılığını alamıyorsunuz. Yani bir kere bu sınavın 40 soru olma 40 soru olması konsept yönüyle mantık dışı. Gerçekten mantık dışı. Şey. Yani bunu gerçekten ÖSYM'nin bir düzeltmesi lazım. İlk buradan başlaması lazım. İşte bugün e, belli yerlerden daha fazla, belli yerlerden daha az. İşte Türgomet'ten olandan daha fazla. İşte e, diğer yerlerden daha az oluyor. Yani bu dengesizliğin e, veya bu dağılımın değişmesi lazım, düzelmesi lazım. Hani benim burada diyeceğim nokta şu. E, işte i̇şte ya şöyle yapsaydım, şöyle olsaydı. Yani bunlar evet şu an için içiniz, içiniz içinize sığmıyor. Yani ben bunun e, farkındayım ki şu an karşınızdayım yani. Çünkü ben de bu süreçten geçtim. Mesela hiç e, bana lazım olmayan ALES puanı içi, için ALES sınavına giriyorum mesela. Tamam mı? E, orada bir soruyu mesela bazen kaçırabiliyorum işte aslında Eve geliyorum, iki gün düşünüyorum ya nasıl yaparım, nasıl ederim ki benim yani bu konuda bir emeğim yok yani. Sizin ki aylarca uykusuzluğunuz ve emeğiniz var ve hani bu anlamda şu anda sizin kafayı yemeniz veya içinizin içine sığmaması e, aşırı normal bir şey. Yani bunu da birkaç gün içinde atamazsınız. Yani e, hiçbir e, psikoloğun veya psikiyatristin bunu atabileceğini e, düşünmüyorum yani arkadaşlar. Ha iyi yapan arkadaşlar da var gerçekten. E, yani ben bunun da farkındayım ama bugün çoğunluk bu yönde olduğu için ben bu konuşmayı yapıyorum. Yani işte 30 neti geçen de ciddi sayıda arkadaş var yani. Benim hani e, Whatsapp'tan yazan ne bileyim işte yorumlarda yazan arkadaşlarımız da var. Ama mesele şimdi bu değil. Mesele e, 3 milyon kişi sınava giriyorsunuz. Ya kardeşim bunu iletin ya. Sınavdan önce bir Türkiye Geneli Deneme sınavı oluyor. Ee, örnektir, işte provadır. Nasıl prova? Yani bunu e, gerçekten hani e, ulaştırmak lazım ÖSYM'ye. Yani bu gerçekten bir prova mıydı? Uzmanlar, akademisyenler baksınlar. Çünkü e, aylarca verilen bir emek var. Yani bunu e, gerçekten bu konuda gelecek nesli de etkiliyorlar. Yani bundan sonraki sınava çalışan acaba hangi mantiliteyle çalışacak? Ha ben soruları daha görmedim. Ama gördükten sonra da yine video çekeceğim. Yakaladığımız soru oldu. Yakalayamadığımız soru da oldu arkadaşlar. Son gece zaten video atmamızdaki en büyük amaç yani şu kazanımdan da soru gelir mi diye sizlere yardımcı olabilmekti. Bunun ötesinde bir şey değildi. Zaten arkadaşlar saat 1'de 12'de video atıyorum. İzlenme kasmak için bir insanın video atması için o saatte beyinsiz olması lazım yani. Bakın beyinsiz olması lazım. Çünkü o saatte sadece belli başlı işte cumartesi günü sınavı kötü geçmiş. Belli ee, psikolojideki arkadaşlar dinliyor ve ben hayır benim için burada bin milyon vesaire önemli değil. Yani e, bir arkadaş bir konuyu söyledi elimden geleni yapmaya çalıştım yani son gecede. Ama buradaki asıl sorun kardeşim bir sınav var bu sınavın konuları belli ise bununla ilgili gerçekten düzenli çalışmalar yapması lazım. Yani örnek veriyorum katı cisim çok uzun bir konu. Gerekirse iki tane soru soru sayısını artır. Yani e, mantığı mı arkadaşlar bir türlü yatmıyor. Mesela aylarca üçgen çalışıyorsunuz bu sınavda acaba kaç tane üçgen sorusu vardı? Yani bir soru e, senin buna hakim olduğunun göstergesi midir yani? Bunu gerçekten eğitimciler akademisyenler oturup düşünsünler tartışsınlar yani ulaştırın bu videoyu yani ulaştırın yani. Ee, gerçekten sizin de yarın çocuk var. Yani bugün sınavdan çıkan biri 2025 YKS'ye hangi bağlamda çalışacak? Polinom belki bu adam da polinom bakmayacak. Bak 2021'de zor geldi diye yani herkes deli gibi polinom çalıştı. Ve özellikle hani ben üzerinde de çok fazla durmadım polinomun. Çünkü arkadaşlar yani bir önceki seneye bakamazsınız. Aynısını hatayı DGS'ci arkadaşlar da yaptılar. KPSS'ci arkadaşlar da yapıyorlar. Bir önceki seneye bakamazsın. Yani e, ne olacağı? Belli olmuyor. Bakın permutasyon kombinasyonu olasılıktan normalde KPSS'de bir soru gelir. Üç soru geldi. Yani bu dağılım gerçekten hani üzücü. Neden? Hani şş, böyle işte yolda geçerken biri diyor ki ya çalışsaydın yok Veya işte ne bileyim kardeşim az çalışmışsın. Ya öyle mi gerçekten yani? Ö öyle mi yani? Çok mu biliyorsun yani? Bak ben kaç senedir öğrencilik tecrübemi de zaman e, yani çalışanın Emeğinin karşılığını aldığı bir sınavda diyebiliyor musun? Tamam o zaman ben polinomun derecelerine 1 saat en az. Polinomun bölümünden kalana 3 saat çalışıyorum. Alayım hadi karşılığını. Aldın mı bugün? Alamadım. Anlatabiliyor muyum? Yani bu anlamda e, kendinizi yiyip bitirmeyin. Ben sıralamaların yani gerçekten sizin için olumlu geleceğini düşünüyorum. Ama içinizin içine sığmadığı noktada kesinlikle ve kesinlikle sizlere katılıyorum ve bu konuda kesinlikle ve kesinlikle sizlerin yanındayım yani. Yani örnek veriyorum işte öteleme simetri. Mesela son gece özellikle durduk ama e, Riemann mesela ben daha soruları görmedim Riemann mesela geldi mi gelmedi mi ne oldu belli değil. Yani e, bazı konular işte MAP kitabında da çok üzerine durulmuş ama sınavda gelmeyince insanın psikolojisini bozabilir arkadaşlar. Bakın ben de mesela bazı konuların çok üzerine durdum çünkü MAP kitabında üzerine durulmuş. Düşünebiliyorsun ama kardeşim ee, bunun konseptini yani e, gerçekten doğru bir şekilde analiz ediliyor mu? Ya da ne bileyim bak. Yani buraya kadar e, yani bundan buradan sonra sansür de yapmayacağım. E, o zaman gerçekten hani okullarda yapılan sınavları da bir ele alsınlar. Tamam mı? Okulların amacı madem sizi bu sınava hazırlamak tamam o zaman okul sınavlarıyla bu sınavı karşılaştırın. Karşılaştırın ya. Okul sınavıyla bu sınavı karşılaştırın o zaman. Yani ben buradan hani Milliyetin Bakanı'na da seslenmek istiyorum. Gerçekten hani bir şeyleri değiştirmek ve yapmayı samimi olarak istiyorsanız MEB'in okullarda ya da ne bileyim devlet okullarında ya da ne bileyim özel okullarda yapılan sınavlarla bu sınavı kıyaslayın. Aynı kazanımlar aynı derecede ölçülüyor mu değil mi? Yani en büyük zaten en önemli nokta zaten buradan başlıyor bir kere arkadaşlar. Buradan başlıyor. Yani var ya bak e, ee, daha önce ÖSYM ile bir mahkeme sürecim olduğu için hani çok da fazla konuşmak istemiyorum. Ama 3 milyon insansınız. 3 milyon kişisiniz. Yazın kardeşim hakkınızı arayın ya. Arayın ya ne kaybedeceksin ya. Bu bu yani eleştirin ÖSYM'ye yazın ya. Yani işte ne bileyim bir sene polinom soru soru çıktı şimdi polinom çıkmıyor. E kardeşim bir düzen bir denge olmalı yani. Olmalı yani. Sen burada e, o zaman e, niye, yani neyse söylemeyeceğim yani. E, gerçekten söylemeyeceğim. E, ama yani bir şekilde arkadaşlar bu şeyinizi bastıracaksınız. E, sınav sonuçlarına kadar bu süreci düşünmeyin yani. Tamam mı? Benim şimdilik diyeceklerim bu kadar. E, yine e, bir analize daha gelirim ama bu sıcağı sıcağına sizlerden gelen dönütlere göre yaptığım bir analiz. Allah'a emanet olun.